Ya sen de anlatacaksan anlat be oğlum. Marmara'ya geldik. Yeni kapıda mı anlatacağım mevzuyu? Ya oğlum Servet de gelsin tekrar tekrar anlatmayayım diye. Gel şöyle çönel o zaman. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur be köfteciğim ya. 7 aylık mısın? Pazar sabahı uyandım abicim. He. Baktım hava güzel. Dedim vapurla bir Eminönü yapayım. Şöyle kuş pazarı falan bir dolaşayım kafam açılsın. İndim iskeleye. Bütün esnaf böyle yayılmış. Simitçi, kahveci, gazozcu herkes ekmeğinin derdinde. Kadıköy merkez, kafasına göre herkes. Hacı ne uzattın amına koyayım ya. Neyse abicim simidimi almıştım, çayımı da aldım. Çıktım yukarıya oturdum şöyle bir köşeye sığıştım. Baktım yanımdaki çocuklar da en sevdiğim şarkıyı çalıyorlar abicim. İstanbul Boğazı'nı seyre dalmaya başladım. Kuş misali. Alacağını aldıktan sonra dönüp arkasına bile bakmıyor. Ama paylaşmaktan güzel şey var mı şu hayatta? Ha? Bu arada rahatsız etmiyorum değil mi? Kendimi tanıtayım. Ben Hikmet. Fikirtepe'de oturuyorum. Mahallede Del Piero Hikmet de derler. Gelip sorduğunuzda hemen gösterirler. Sen Del Piero. Hacı Hikmet, bir kızı gördün, yanına gittin, tanıştın, samimi oldun. Vay arkadaş, hikaye gel be. Sonra? Sizin adınız ne bu arada? Sessiz sinema mı oynuyoruz? Yerli, yersiz. Anlayamıyorum o. Yazarak anlat. Allah'ım, tamam anladım. Ya Mihriban, anladım. Duyabiliyorsunuz ama değil mi? Çok memnun oldum. Bunlar hep kader kısmet Mihriban. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız kızın ağzı var dili yok. Melek gibi vallahi. Şimdi kardeşim, beni yanlış anlama da, sen şimdi normalde zaten anlama kıtlığı olan bir adamsın. Kızla nasıl anlaştınız lan? Gönül gözüyle köfteciğim, gönül gözüyle. Zamanla her şey olur ya. Tek sorunumuz bu olsun, ne olacak? Ben Mihriban'la ciddi düşünüyorum arkadaşlar. Allah, ben de bu maydanozla ciddi düşünmeye başladım ya. Çıtır mı? Benden biraz küçük tabii de. Çıtır. Aşığım, aşığım! Hastasıyız dede!